Sevgili izleyenlerim, Tarihi Yıldız Garajı'ndayız. Yıldız Garajı'nda sohbetlerimiz bizim her zaman güzel olmuştur. Yerli yerince olmuştur. Bayburt'a faydalı olmuştur. Şimdi burada hemşerilerimi bir arada tutmuşken şöyle Bayburt'un eksiğinden gediğinden, ilimizin, Bayburt'umuzun kalkınması için neler gerekli? Bakalım, herkesin bir görüşü, bir fikri vardır tabii ki. Çünkü konu Bayburt olunca herkesin ne yapıyor? Ciğerleri yanıyor vatan sevdasından. Şimdi ben şöyle kardeşime mikrofonu vereyim. Şöyle de şunu da ben altını çizerek gideyim. Bayburt'ta ekonomi sade tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiyle bizim Bayburt'u güçlendirmemiz, kalkındırmamız imkansız. Bunun yanına turizm ve sanayi de koymamız lazım. Bunu da hemşerilerime ben bir duyurmuş olurum. Gidiş yolları da bundan olsun ve sözlerini kesmemeye dikkat edeceğim. İsim, soy isimler. Önce sizi bir tanıyalım. Ömer Yıldız abi. Ben doğma büyüme Bayburt'tayım. Akbulut köyünde ikamet ediyorum. Evet. Buyur. Bayburt'un kalkınması için ne yapmalıyız? Veya neler var? Abi Bayburt yıllardır, abi Bayburt yıllardır nasıl anlatsam? Belediye başkanı değişerek sadece merkezde gelişmeler yaptılar. Merkez üzerine. Köylerde herhangi bir sıkıntı şu anda yaşandığını bilmiyorum. Bütün milletvekillerimiz her an şu anda elinden gelen bütün yardımları bütün köylerimize yaptılar. Bayburt'un gelişmesi için abi önce altyapıdan başlanıp organize sanayi bölgesinde şu anda fabrikalar yapılıyor yani. Şu anda Bayburt'ta gelişmeler hafiften başlandı. Sizin de söylediğiniz gibi abi nasıl söylesem? Ekonomimiz bizim tarım hayvancılığa dayalı olmamalı sadece. Ekonomimiz tarıma dayalı olmamalı. Farklı şeylerde de gelişmemiz lazım bizim, sizin söylediğiniz gibi abi. Şu anda sadece birkaç tane fabrika yapılıyor Bayburt'ta. Çalışma esnasında sıkıntılar bayağı yaşadı yıllardır Bayburt. Eskiden İşkur vardı. İşkur'dan çoğu çalışan arkadaşlarımız geçimini sağlıyordu. Şu anda İşkur bile mesela bir potansiyel olarak sınavlara falan dayalı kaldı. 35 yaş üstü, 35 yaş altı falan işte iş girişimciliği olarak şu anda sınav üzerinden alanlar falan başladı. Şu an Bayburt'ta abi iş esnasından çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız, tanıdığım abilerim var benim. Onlar da sınav üzerinden şu anda atanmaya uğraşıyorlar. Çalışan arkadaşlarımız, üniversite okuyan arkadaşlarımız var. Onlar da şu anda atanamıyorlar. Evet, boştalar. Bu yüzden bayağı bir sıkıntılar yaşandı Bayburt'ta. Çok boştalar abi. Üniversite okuyan o kadar çok tanıdığım arkadaşım var ki bunların hepsi şu anda atanamıyor. Çok sıkıntılar yaşadı. Bu sene devletimizden yaşıyorlar hala. Allah razı olsun. Yaşıyorlar hala. Evet, yaşayan var. Şu anda benim görmüş olduklarım abi. Şu anda çoğu tanıdığım arkadaşım var, atanan oldu ama üniversite okuyup da mesleğini bırakıp polisliğe başvuran da oldu. Çok. Polislik yapan da oldu. Çok tanıdığım arkadaşım çok, var. Çok, çok. Mesela abi ben şundan pay biçeyim. Benim köyümde birkaç tane tanıdığım arkadaşım var. Bir arkadaşım var, kamu yönetimi okudu. Şu anda İstanbul'da polis olarak görev yapıyor. Yine birkaç tane tanıdığım arkadaşım var. Doktorluk olarak okuduğu mesleği falan vardı. Onu bıraktı. Şu anda o da polisiye başvurdu. 3-5 tane tanıdığım arkadaşım var, polis oldu. Mesleğini icra edip de yani kendi okuduğu mesleği üzerine atanamıyorlar abi. Bayburt'umuzda şu anda bu sıkıntımız var bizim. Belki ülkemizde nasıl aşacağız? Çok sıkıntılarımız var. Bunu nasıl aşabiliriz abi? Memleket olarak yani dost olarak, aile olarak birleşip de birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ki devletimizin bunu bize yapması lazım. Bir mesela çalışma birimi olarak bir arkadaş görevlendirmeli. Bütün memleket olarak, Bayburt olarak, bütün şehir olarak bütün sıkıntılarımızı önce bir vatandaşlarımızın dile getirmesi lazım. Bunu memleketimizde büyükler olarak onların da haberi olması lazım. Ne kadar sıkıntı, nerede ne yaşanıyorsa bilgiler olacak, onun üzerine bir arkadaş görevlendirilecek ve o kişi bununla ilgilenecek burada. Mesela ben abi bu depremimize dem vurmak istiyorum. Devlet olarak daha önceden bunların hepsi dile getirildi. Yaşandı sıkıntılar, bitti geçti, bitti geçti yok abi. Bunu daha önceden sen ele alacaksın. Ne kadar sıkıntı yaşanmışsa baştan tadilat yapacaksın bununla. Mesela deprem bölgelerinde abi kimi baktık ki mesela resmi kurumlar, resmi dairelerde yıkım olmadı. Bakıyorsun eski konutlar var, eski binalar var, eski binalar yıkıldı. Çoğu büyüklerimiz bunu söyledi. Bak mesela bu bina depreme dayanıklı değil.
depreme dayanıklı değilse abi sen bunu kuruma bildireceksin. Kurum gelip onunla ilgilenecek. Onlar da sıkıntı yaşandı. Onlarda da sıkıntı yaşandı. Kimse ilgilenmedi. Şimdi bir soru sorabilir miyim? Tabii ki abi. Bize doğru gelelim. Evet. Kuru dağılmasın. Şimdi bizim malum Bayburt'ta bir sanayimiz var. İyi kötü. Evet, iyi kötü birkaç sanayimiz ve var. Ve bu meslek dallarının odaları var. Oda başkanları var. Dernekler evet, yani. Evet, evet. Ve bunların bir birlik başkanlığı var. Evet. Ticaret odamız var. Evet tabii. Şimdi bütün bu esnaf birliklerine baktığımızda gençlerimize iş bulmada şöyle özverili bir çaba içerisinde görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ne yapmalılar bu esnaf odalarımızın sizce? Ne yapmalılar? Ya aslında onların yapacağı çok şey var. Velakin, velev ki abi şu anki durumumuzda gençlerimizde de sıkıntı var. Çok hafif iş aramaya başladılar. Şimdi gençlerimizde sıkıntıya... Ben şimdi gençlerimizdeki sıkıntıya girmek, girmek istemiyorum. Onlar evet. Olduğu gibi sıkıntı. Orada oraya iş girme. Aynen, evet. Perişan onlar. Onlar aynen, çok perişan. Aynen. Yani... Evli olup baba parasıyla evi bakan. Çok var. 30 yaşına gelmiş hala baba haçlığıyla dolaşan. Bunları ben hiç saymayayım. Çok perişan. Oraya hiç evet, girmeyelim. Biz bize bakalım. Biz ne yapabiliriz? Esnaf odalarına bakıyoruz. Hiçbir çaba yok. Benim gördüğüm yok. Ne yapmalılar acaba? Bir çalışma arkadaşı yönlendirecekler. Bu konuda siyasilerimiz ne yapıyorlar sence? Abi ben şimdi şu anda kendimden pay biçeyim. Şu anki dönemde başa gelen milletvekilimiz var Orhan Ateş. Ben de sıkıntı yaşadım. Şu anda ben de çalışmıyorum. Benim de işim gücüm yok. Allah razı olsun elinden geleni yapmaya çalıştı benim için. Velev ki şu anda sınav üzerinden atanmalar var. Bütün resmi kurumlara. Daha önceden sınav üzeri bir şey yoktu. 50 puan alacaktı şu anda. Sınav üzerinden işte bütün resmi kurumlara, çalışma yerlerine atanmalar şu anda o şekil oluyor. Milletvekilimiz Allah razı olsun şu anda bize yardımcı olmaya çalıştı. Hani iş falan bulmaya çalıştı. Ama ki sınav üzerinden olduğu için resmi dairelere kimseyi sokamıyorlar. Hı. Belki o kaldırılır da vatandaşlarına yardımcı olabilirlerse iş bakımından hiçbir arkadaşım işsiz kalmaz. Benim de anlattığım gibi ben de işsiz kaldım. Ben de mesela belediye başkanımızın yanına da gittim. Onunla da görüştüm durumumu. Mesleğin ne? Tahsilin ne? Şu anda benim ortaokul tahsilim. Ben çoban olarak büyüdüm. Babamla yıllarca çobanlık yaptım. Bu çobanlık peygamber mesleğidir. Kimse küçümseyemez. Yıllarca bunu yaptım. Geç. Övünerek de kendim anlatıyorum bunu yani. Geç. O kadar çalışacak iş var. Bayburt'umuzda da yer potansiyel var ama sizin de söylediğiniz gibi. Kaç abilerimiz, büyüklerimiz bize bu yönde bir çalışma arkadaşı olarak bir abimizi yönlendirirler, vatandaşlarımızla görüşür. Siz de Allah razı olsun bizimle röportaj yapıyorsunuz. Bayburt'umuzun bizle evlice geldiğince durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Benim de söylediğim gibi abi bir çalışma arkadaşı yönlendirir bize. Vatandaşlarımızın arasına sızar. Hani böyle belki bir haberci gibi, sizin gibi büyük bir abimiz gibi durumumuzu anlatır, dinler. Biz de kendimizi işte elimizden geldiğince anlatmaya çalışırız. O şekilde vatandaşlarımızın halini peki, teşekkür ediyorum. Çok rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Eyvallah.